Devam edeceksin Kemankeş. Validem ne derse desin, gözünü üzerinden ayırmayacaksın. Emredersiniz. Hünkârım, silahları ağa yollamışlar. Hünkârım, Topal Paşa ile alakalı mühim bir malumata ulaştım. Hususi bir mesele. Sarayda konuşmamız doğru olmayacaktır. Galata'da Ezerfen Çelebi'nin mekanında sizi bekliyorum. Mühim bir mesele mi var hünkârım? Anlayacağız. Hazırlığını yap Kemankeş. Akşam tebdil çıkıyoruz. Hünkârım. 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 Silahlar. Neymiş şu mühim mesele? Hünkârım. Topal Paşa'nın gizli bir evi olduğunu öğrendim. İkinci bir hayatı varmış. Bir hatun ve bir çocuk. Bunlar da orada bulduğum eşyalar. Topal Paşa'nın sırları bitmek bilmiyor. Hatunu bizzat ben sorguladım. Eve gelen giden yok. Lakin bu defteri verdi bana. Nedir bu? Kudüs Şövalyelerinin talimatı hafiyesi. Hünkârım, ancak ve ancak cemiyet mensuplarının sahip olabileceği gizli bir talimatname bu. O halde Papa'nın mektubunda bahsettiği teşkilat Kudüs Şövalyeleri öyle mi? Cizvit tarikatından. Buyurduğunuz gibi hünkârım. Defterin arasından bir pusula çıktı. Rahip Lorenzo yazılmış. Kimmiş bu Rahip Lorenzo Hazerfen? Derhal yakalayalım gafili. Ben tetkik ettim. Kemankeş. Hünkârım, bu Kudüs Şövalyeleri gittikleri yerlerde halkın arasına karışıp ticaret yapıyorlar. Mektep açıp eğitim veriyorlar. Sanata destek veriyorlar. Bu şekilde de din adamlarını, devlet adamlarını, tacirleri kendi cemiyetlerine çekmeye çalışıyorlar. Malumunuz üzere İstanbul'daki gizli merkezlerini öğrendim. Silahlar, yarın şu Rahip Lorenzo'yu bir ziyaret edelim. Bakalım neler anlatacak bize. Thank you.